Bilgi felsefesinin problemlerine başlayalım. Önce soracağımız soru şu olacak. Doğru bilgi olanaklı mıdır? Yani herkesin üzerinde anlaşabileceği, herkesin evet bu bilgi doğrudur diyebileceği bir bilgi var mıdır? Bu bahsettiğimiz sorunun adı doğru bilginin olanağı. Yani insan doğru ve kesin bir bilgiye ulaşabilir mi? Filozofların bu soruya verdikleri yanıtları iki ana görüşte toplayacağız. Öncelikle septisizm ve dogmatizm. Ne demek olduklarını detaylı olarak açıklayacağız. Dogmatizmden başlayalım. Dogmatizm der ki, dogmatik neydi? Dinsel bilginin bir özelliği de hatırlayalım. Değişmez doğrular. Doğru ve kesin bilgiye ulaşmak mümkündür dogmatiklere göre. İnsan zihni her türlü bilgiyi elde edebilecek donanıma sahiptir. Dogmatikler Doğru bilginin mümkün olduğunu savunurlar fakat bu doğru bilgiye hangi yolla ulaşabiliriz konusunda farklı farklı görüşler ortaya atarlar. Birazdan hepsini detaylı olarak inceleyeceğiz. Biz burada konunun bütünlüğü anlamında septiklerle devam edelim. Şöyle düşünün doğru bilgiye ulaşmak olanaklı mıdır? Dogmatikler der ki evet, septikler der ki hayır. Septizmin diğer adı şüpheciliktir. Doğru bilgi insana göre değişir. Dolayısıyla bütün insanların üzerinde anlaşabilecekleri bir doğru mümkün değildir. Şimdi doğru bilgiye ulaşılabilir diyenler, yani dogmatikler. Ne dedik biz? Bu görüşün genel adı dogmatizm. Fakat doğru bilgiye hangi yolla ulaşılır konusunda bir sürü farklı cevap var. Bunlar da bir sürü farklı akımı doğurmuş. Şöyle bir genel olarak bakalım. Bunlar kim? Rasyonistler yani akılcılar, empiristler yani deneyiciler, sensüalistler yani duyumcular, kritisizm eleştiricilik, pozitivizm olguculuk, entüisyonizm sezgicilik, fenomenoloji özbilim, pragmatizm faydacılık, analitik felsefe, mantıkçı empirizm. Biz doğru bilgiye ulaşılamaz diyenlerle işe başlayacağız. Yani septikler... Bunların altında ilk olarak sofistleri göreceğiz. Bunlar M.Ö. 4 ve 5. yüzyıllarda antik Yunan'da yaşamış bir grup filozofun genel ismi. Sofistler der ki, Bizim bilgi yetilerimizi oluşturan akıl ve duyular bizi sık sık yanıltırlar. Dolayısıyla biz onlara güvenemeyiz. Var olan her şey değişim içindedir. Dolayısıyla da kalıcı bir bilgiden bahsedilemez. Yani genel geçer doğrulardan değil sadece kişisel algılarımızdan söz edebiliriz. Dolayısıyla da doğru ve kesin bir bilgiye ulaşmamız olanaklı değil. Sofistlerin içinde Protogoras insan her şeyin ölçüsüdür diyerek bu görüşü özetlemiş. Demiş ki rüzgar üşüyen için soğuktur üşümeyen için de soğuk değildir. Dolayısıyla rüzgar soğuktur diye doğru bir bilgiye ulaşmak olanaklı değildir. Kişiden kişiye değişir. Georgias o da sofistlerin içinde. Georgias'ın da üç tane savı var doğru bilgiyle alakalı. Hiçbir şey yoktur. Olsa bile biz onu bilemeyiz. Bilsek de başkalarına anlatamayız. Dolayısıyla doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Septiklerse Sofistler'den daha sonra ortaya çıkmış olan bir takım filozoflar. Bunlar biraz daha sistemli bir şekilde şüpheciliğe yaklaşıyorlar ve Sofist filozoflar tarafından başlatılan kuşkucu tavrı Septik filozoflar daha sistemli hale getiriyorlar. Ve burada da işleyeceğimiz filozof Piron. Septik der ki bir şey ne doğrudur ne de yanlıştır. Birbirinin karşıtı olan iki sav aynı şekilde doğrulanabilir ve aynı şekilde de yanlışlanabilir. Genel olarak bilgi mümkün değil çünkü varlıklar hiçbir zaman bilinemezler. İnsanın tek bildiği şey vardır. O da duyularının bildirdikleridir. Kişisel duyumlarda bir doğruluk ölçütü olamayacağına göre insan kesin yargılarda bulunmaktan kaçınmalıdır. Madem ki doğru bilgiye ulaşmak imkansız, o zaman her şeyden şüphe etmeliyiz.